Sosyal medyada öylesine pineklerken birden karşıma çıktı. Benim çocukluk travmalarımdan biri olsa da nerede olduğunu, neler yaptığını araştırmaya başladım. Fakat karşılaştığım senaryo bir hayli trajikti. 18 yaşında hayatını kaybettiğinde ölüm haberi birkaç kaynak dışında hiçbir yerde gösterilmemişti. Belki sinema için çok büyük işler yapmamıştı ama yine de biraz daha fazlasını umuyor insan. Özellikle kaybolup gidenin bir çocuk olduğunu düşününce. Bırakın vefat haberini, hayatına dair bilgi bulmak bile çok zordu. En acısı da ona çarpan sürücünün bir cisme çarptım demesiydi. İşte kısacık hayatın neredeyse hiç yaşanmamış öyküsü bu. Edindiğim bilgilere göre Şenol Coşkun 12 Kasım 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ailesinden olsa gerek çocuk yaşında bile fanatik bir Galatasaraylıydı. Ali Sami Yen'de maçlara gitmeye başladığında daha ilkokul sıralarında bile değildi. Biraz hazır cevap, biraz fırlama ama fazlasıyla konuşkan bir çocuktu. Sanki ekranlar için yaratılmış gibi bir tipi vardı. Hani bu en sevdiğimiz sakızlardan çıkan tipi tipler gibi ama en sevimli olanlarından. İlkokula başladığında da Galatasaray maçlarına gitmeye devam etti. Tribünlerin bilinen ve sevilen bir yüzü haline geldi. En çok da o dönemin futbolcularından Norman Empeza'yı sevmişti. Bu geveze, enerji dolu ve fırlama çocuk yönetmen Ünal Küpeli'nin de dikkatini çekmişti. Yönetmene göre bu görünüşüyle, bu hazır cevap kişiliğiyle kesinlikle bir filmde oynamalıydı Şenol Coşkun. 1990 yılında Problem Çocuk filmi Amerikan sinemasını kasıp kavurmuştu adeta. Dennis Duggan'ın yönettiği Amy Yasbeck, John Ritter, Jack Warden ve Michael Oliver'ın başrollerinde olduğu bu başyapıt milyonlarca izleyiciye ulaşmış ve yine milyon dolarlarca para kazandırmıştı yapımcısına. Ünal Küpeli de bu filmi ülkemize uyarladı. Filmin adını Zıpçıktı koyan yönetmen, başrollerde Şenol Coşkun'la birlikte genç yaşta kaybettiğimiz rahmetli Sinem Üretmen'e, Bülent Bilgiç'e, Melih Çardağ'a ve Orhan Günşıray'a görev verdi. Şenol Coşkun, Zıpçıktı olarak bildiğimiz Cafer karakterine hayat verdi. Cafer, annesi tarafından bakılamayınca başka bir evin kapısına bırakılmış psikopat bir çocuktur. Bırakıldığı evlerde istenmeyen Cafer böylece 12 ev dolaşır. En sonunda bir yetimhaneye girer. Ama burada da yetimhanenin istenmeyen çocuğu olur. Yetimhane müdürü onu bir an önce gönderme peşindedir. Ve sonunda çok iyi bir aileye evlatlık verir. Aile ilk başta çocuğu pek sevmez. Ancak Cafer ailesini ve üvey babasını çok sever. Öyle problemlidir ki sadece ev halkının değil mahallenin de illet ettiği çocuk olur. Yaptıklarını onaylamasak da o dönem çocukların korkulu rüyası haline geldiği bir gerçektir. Her okulda böyle bir çocuğun var olmasını düşünmek bile ürkütmüştü bizleri. Evin kedisine süt yerine deterjan koyacak kadar gözü kara, derslerde iskelet resimleri çizip öğretmenini deli edecek kadar çılgındır. Sevmediği insanların başına kova geçirmekse favorileri arasındadır. Cafer televizyon izlediği bir gün Bay Balta'yı görür. Bu adam ruh hastası bir delidir ve ne yazık ki rol model olarak onu seçer kendine. Adam cezaevinde olmasına rağmen bu deli çocuk adama "seni seviyorum abi" diyerek mektuplar yazar. Kedilerden nefret etmesinin sebebi belki de bu adamdır. O yüzden üvey dedesinin üzerine kedi bile fırlatır. Doğum günlerini berbat eder. Pastanın içine patlayıcı koyup ortalığın içine eder. Makasla don kesip palyaçoyu hırpalaması derken annesi de babası da delirir adeta. Daha sonra tam onu geri vermek istedikleri sırada Bay Balta tarafından fidye için kaçırılır. Üvey babası onu boğup öldürmek istemiştir aslında. Ama kaçırıldıktan sonra çizdiği resimleri görür Cafer'in. İşte o an ailesini ne kadar sevdiğini anlar Zıpçıktı'nın. Neyse, bu film baba ve oğlun el ele tutuşmasıyla son bulur. Güzel bir geleceğe doğru yol alırlar. Tabii mutlu son sadece filmde gerçek olacaktır. Zıpçıktı filmi 90'ların en sevilen yapımlarından biri olduğu gibi Şenol Coşkun'a da şöhret kazandırır. Maddi olarak olmasa bile yüzünü bilmeyen yoktur onun. Bu filmin ardından 1998'de Eyvah Babam dizisinde yer alır. Burada Haluk Bilginer'in Adana'dan gelen yeğenini canlandırır. Bu rolü çok akılda kalmasa da Zıpçıktı zamanla bir kült film haline gelir. Eyvah Babam dizisi de onun yer aldığı son yapım olur. Ne bir filmde ne de bir dizide onun her an başımıza bela açacakmış gibi görünen o tatlı yüzüne rastlarız. Son projesinin üzerinden 8 yıl geçmiştir ve nihayet onun ismini görürüz. Ama bu ne bir sinema projesi ne de bir komedi dizisidir. Onun ismine 3. sayfa haberlerinde rastlarız. Feci bir şekilde son nefesini verdiğini öğreniriz.
Koruda feci kaza başlığıyla yayınlanan bu haberde şu ifadeler yer alır. Milas-Bodrum karayolunda otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Şenol Coşkun yaşamını yitirdi. Kaza sabaha karşı Milas'ın Koru mahallesinde yaşandı. MO idaresindeki 48K169 plakalı otomobil Milas-Bodrum karayolunda Şenol Coşkun isimli bisikletliye çarptı. İddiaya göre otomobil sürücüsü olayın hemen ardından emniyet güçlerine ulaşarak yolda bir cisme çarptığını fakat kontrol etmesine rağmen herhangi bir şey göremediğini bildirdi. Bölgeyi tarayan güvenlik güçleri Milas-Bodrum karayolunda yaptıkları incelemede bisiklet sürücüsü Şenol Coşkun'u yol kenarında buldu. Sağlık ekipleri Coşkun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Emniyet güçleri feci kazanın ardından soruşturma başlattı. Bisiklet sürücüsünün cenazesi Cumhuriyet Başsavcısının olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Evet, Şenol Coşkun bir bisiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan sürücüye daha sonra ne olduğuna dair herhangi bir bilgiye ulaşamasam da umarım adalet yerini bulmuştur. Onun hakkında daha fazla bilgi bulmak adına araştırma yapmaya devam ederken Ekşi Sözlük'te Şükela isimli bir yazarın şöyle bir yazısına rastladım. Ünlü olmamasına imkan olmayan, bir süre boyunca gündemi meşgul etmesine rağmen şu an nerede ne yaptığı bilinmeyen bir insandır. Kendisi ayrıca koyu bir Galatasaray taraftarıdır. Televizyonlara çıkmadan ve ünlü olmadan önce 80'li ve 90'lı yıllarda Galatasaray kapalı tribününde çok ünlü bir isimdi. Galatasaraylı futbolcuların elini öpüp ara sıra Orhan Gencebay şarkıları söyleyen, elinde tokmak, davula vururken uzaklara dalan unutulmaz birisiydi Galatasaray kapalı tribünü için. 94 senesinde Bursaspor'la oynanan şampiyonluk maçından sonra kupayla tur atıp kulüp tarihine de geçti. Ün, şan ve şöhret onu değiştirmedi. Galatasaray tribününden kopamadı. Mijaş isimli bir yazarsa bir hayli ilginç bir iddiada bulunmuş ve sözlüğe şu sözleri aktarmış. Aynı dönemde, aynı ilkokulda beraber okuduğumuz, mazlum, sevimli, bazen de kabul edilebilir dengesizlikleri olan iyi bir arkadaşımızdı. Bilemediğim bir rahatsızlığı vardı. Bu nedenle hem anatomik hem de zeka olarak bir çocuk gibiydi. 15-16 yaşlarında rol aldığı Zıpçıktı filminde herkes onun 7-8 yaşında bir çocuk olduğunu düşündü. Ama o maalesef rahatsızlığı sebebiyle yarı yaşıtları gibiydi. Yaşamını yitirdiğini yeni öğrendim. Çocukluğumuzda yan arsada beraber top oynadığımız zamanlar geldi aklıma. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çok çekmişti çocukluğunda, ebediyette mutlu olur inşallah. Bu haberin gerçekliğine inanmak zordu elbette. Birçok kaynakta 1988 doğumlu olarak belirtilen Şenol Coşkun, 1995'te çekilen filmde 7 yaşında olmalıydı. Bizim bildiğimiz buydu. En azından medyaya yansıyan tarihler. Fakat 3 yıl sonra çekilen Eyvah Babam dizisinde yaşıyla ilgili şöyle bir diyalog geçer. Yaş konusundaki yorumları size bırakıyorum. Semen Sima isimli bir diğer yazarsa üzücü bir durum paylaşmış ve şu ifadeleri kullanmıştı 2011 yılında. Çok iyi tanımasam da bizim mahallenin çocuğuydu. Filmlerde oynamadığı zaman berberin, bakkalın biraz da küçümseyerek eğlendiği bir çocuktu. Renkli ekranda görününce kıymete bindi. Ama ailesi çok da bir şey kazanamadı zannediyorum. Birkaç yıl önce hastalığından sebep öldü dediler. Aklımdan çıkıp gitti. Geçen gün yine kambur, Şenol gibi yürüyen bir çocuk gördüm. Caddedeki çocukluk arkadaşlarıma sordum. Şenol'un kardeşi dediler. Aynı hastalıktan o da muzdaripmiş. Onunla ilgili bildiğimiz kesin bir gerçek varsa o da 2006 yılında vefat ettiği gerçeğidir. Hakkında bu kadar az bilgi olunca elbette kaynakları da sorgulamak gerek diye düşünüyorum. Hayatta olsaydı sinema sektörüne yeniden dönüp yepyeni projelerde yer alır mıydı bilinmez ama akılda kalıcı izler bıraktı gün gibi ortada. Gencecik yaşta kaybettiğimiz bu güzel çocuğun sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Yaptıklarıyla bizi ruh hastası yapsa da o yaşta bir çocuktan beklenmeyecek performanslar sergileyen, çocukluk yıllarını yaşayamadan bir kazanın kaybedeni olan, o kadar deliliğine rağmen filmin sonunda içimizi rahatlatıp ya bu çocuk iyiymiş aslında dedirten bir Şenol Coşkun geçti bu hayattan.